Merhaba bugün 7. sınıfın birinci ünitesinin ilk bölümünü anlatacağım. Yani birinci bölümünü anlatacağım. İlk bölüm uzay araştırmaları. Evet başlıyorum. Uzay araştırmaları tarih boyunca yapılan bir şey. Yani günümüzde daha da yoğun. Çünkü birçok şey keşfedildi. Birçok teknolojik alet bulundu. Ama tarih boyunca yapılıyordu. Eski Mısırlarda, Çinlilerde, Yunanlarda gökyüzünü her zaman merak etmiştir insanlar. Çünkü bilmedikleri şeyi merak ederler. Örneğin eski Mısırlılar bunu Gördüklerini gökyüzünde gördükleri şeyleri piramitleri çizdikleri için biliyoruz. Aynı zamanda Çinliler yıldız haritaları yapmışlardır. Yine Yunanlılar bunu biraz daha bilime dönüştürmüşlerdir. Hipparkos diye bir e, felsefeci o dönemler yıldız haritalarını çizmiş ve bu yıldız haritaları günümüzdekilerine çok benziyor. E, gökyüzünden niye faydalanmak istemiştir insanlar? Örneğin zaman belirlemede ay ve güneşin doğuşu batışı işte evrelerinden yararlanarak zaman belirlemek için faydalanmıştır. Yön belirlemede yıldızlara bakarak yönlerini bulmuşlardır. Takım yıldızları özellikle. Takvim için takvim oluştururken güneş ve yılına göre takvimler oluşturulmuştur. Yine bunların hareketlerine göre hatta ne zaman sel baskını olacak, ne zaman işte ekinler ekilecek hep bunlara bunlar sayesinde yani gökyüzü sayesinde belirlenmiştir. E tabi teleskobun bulunması gökyüzü hakkında elde ettiğimiz bilgilerin bir anda hızlanmasına sebep olmuştur. İlk teleskobu 1608'de Hans Hyperşain diye bir kişi bulmuş. Daha sonra 1609'da Galileo bunu alarak astronomi amaçlı kullanmaya çalışmıştır. Galileo de bunu aldığı zaman ön Jüpiter'in en büyük dört tane uydusunu keşfetmiştir. Aynı zamanda Venüs'ün görünüşünün değiştiğini gözlemlemiş. Böylece böylece gezegenlerin dünya etrafında değil Güneş etrafında döndüğünü ispatlamıştır. bunu Kopernik Söylemişti zaten vakti zamanında işte Dünya bir günde kendi etrafında yılda bir kez de güneş etrafında döner demiş O dönemler bu fikri Galileo'da benimsediği için Kilise bunu uyarmış Yani bu Bu bilgiyi yayma diye O da bir kitabında bunu yaydığı zaman Ömür boyu ev hapsine çarptırılmış evet, Gök cisimlerin hareketi ve yapısını inceleyen bilim insanına Astronom, gök bilimci denir. Bizim tarihimizde de gök bilimciler vardır. Örneğin en çok duyduğumuz Ali Kuşçudur. Gök bilimci aynı zamanda matematikçidir. Fatih Külliyesi'nde güneş saatini yaptı. İstanbul'un eylem ve boylamla derecelerini belirledi. Ayın ilk haritasını çıkarttı. Aynı zamanda Takuittin de gök bilimcisidir. Takuittin'de şöyle bir durum var. İlk rasathaneyi yapmıştır İstanbul'da 16. yüzyılda. Bu rasathane 3. Murat döneminde yapılıyor. O dönem 3. Murat bir kuyruklu yıldız görüyor. Bu kuyruklu yıldızı e, Takuiddin'i çağırarak yorumlamasını istiyor. O da tabi normal olarak diyor ki bolluk bereketlik. Tabi ne diyecek başka? Daha sonra bunun ardından salgınlar oluyor, depremler oluyor. Halk e, bunu hep rastlataneye bağlıyor. Yani o yapıldıktan sonra oldu vesaire gibi bu durumlar. Ondan sonra 3. Murat e, o zamanın kaptani deryasını yani denizcilikten sorumlu Ali Kılıçpaşa'yı bunu top atışlarıyla yıktırıyor. Yani ona bağlıyorlar. Bunun dışında yine mesela Harezmi var. Harezmi astronomiyle ilgilenmiş. Mirim Çelebi var. Mirim Çelebi. ondan sonra Harizmiden sonra Buruni var. Biruni daha doğrusu Biruni. Şöyle Biruni. Ulu Bey Hatta duymuşsunuzdur Ömer Ham Ömer Hayya. Bunun dışında bizim bildiğimiz mesela Stefan Hawking var. Stefan Hawking ee, bahsedeceğiz ünlü bir teleskop Hubble teleskobu onu yapan Edwin Hubble. Bunlar astronomiyle, uzayla ilgilenen insanlar. Bizim Türklerin dışında tabi yabancılar var. Onları da saydık. Tabi uzayla en çok teleskop sayesinde tanıştık. Teleskoplar da 3'e ayrılıyor. Aynalı teleskoplar, ayna ve mercek içeriyor. Mercekli teleskoplar ve radyolu teleskoplar. Radyolu teleskoplar daha çok böyle bir televizyon uydu alıcısına benziyor. Şu şekilde bir çanak anten gibi. Oradan aldığı radyo dalgalarını aynı şekilde görüntüye dönüştürüyor. Hubble teleskobu bunlar arasında en meşhuru çünkü Hubble teleskobu dünyada değil. Yani dünyanın yüzeyinde değil en azından dünyanın dışında bir yörüngeye oturtuluyor. Uzaydan gelen ışınlar atmosfere girerken kırılıyor. Saydan başka bir ortama girdiği için tabi. Bu gözlemlerde yanılmaya sebep oluyor. Bu yüzden daha net görüntü için 1990'da Discovery adlı uzay mekiği Hubble teleskobunu atmosferin dışında Dünya'nın etrafındaki yörüngesine yerleştiriyor. En meşhuru, en iyi görüntüyü alan o Hubble Teleskobu'nu da şöyle belki sorularda görürsünüz. Bu Hubble teleskobu. Şu gördüğünüz güneş panelleri, Bunlar enerjilerini sağlıyor. Dünya'nın etrafında aynen bizim bir uydumuz gibi dönerek oradan görüntüler elde edip Dünya'ya yolluyor. Gözlemevi, aynen Taküttin'in yaptığı rasathane ise uzay ve uzaydaki gök cisimlerini gözlemlemek için kurulmuş içinde teleskop gibi gözlem aletlerini bulduğu binaya deniyor. Evet uzay araçları Nasıl kullanılır? Ne için kullanılır? İnsanlı veya insansız olanları vardır. Burada dördünü göreceğiz. Önce uzay araçları. Uzaya neden yollarız bunları? Haberleşme için yollarız. Meteoroloji, hava durumunu belirlemek için. Dünya, dünyanın gözlemlenmesi için dünyadaki o büyük fırtınalar falan uzaydan çekilen fotoğraflarla görüyoruz. Dünyanın fotoğraflarını görüyoruz. Gezegenlerin keşfi, yeni gezegenler keşfediliyor ve uzay turizmi, uzay turizmi de yapılıyor. Ee, en son işte aya gidecek ilk kişiyi belirlediler bundan bugünlerde. Ee, uzay turistleri de artık çok fazla parası olanlar bunu yapabiliyor. Ee, bu uzay araçları nelerdir? Uzay sondası, yapay uydu, uzay istasyonu, uzay mekiği. Bunların da şöyle şekillerine bakarsak şu ilk gördüğünüz uzay istasyonudur. Uzay istasyonu. Yani gördüğünüz gibi komplike daha geniş bir alan. Bu gördüğünüz uzay sondası. insansız olanlardan biri. Bu uzay mekiği uzay mekiği zaten bir mekiğe benziyor. Uçağa benziyor daha çok. Bu da yapay bir uydu. Yapay uydu. Yapay uydu. Bunlar uzay araçları. Şimdi bunları teker teker Bunlar hakkında bilgi vereceğim. Evet önce uzay sondası şekli de şöyle görelim. Evet uzay sondası dediğimiz araç bu. Dünyanın çekim alanından kurtulup Ay'a veya gezegenlere gönderilen insansız uzay araçlarına denir. Görüntü çekerek yollar. Yapay uydu şu en altta gördüğümüz şöyle ters göstereceğim. Şu yapay uydudur. İnsan yapımı uydudur. Çünkü bizim doğal uydularımız ay gibi doğal uydumuz var. Gezegenlerin yörüngelerine yerleştirir. Radyo, TV, telefon gibi haberleşme, dünyadaki meteorolojik olayları gözlemlemede ve diğer gök cisimlerini gözlemlemede kullanılır. Uzay istasyonu şu gördüğümüz ilk kısım. Burada ise insan vardır. Uzay boşluğunda insanların da içinde uzun süre yaşadığı ve yer çekimsiz ortamda deney yapmaları için hazırlanan araçtır. Uzay istasyonları bir yere yaklaşmadıkları zaman bir gezegene dünyaya o zaman yer çekimi gibi yani bir kütle çekimi olmadığı için tamamen yer çekimsiz ortam oluşur. Bu yer çekimsiz ortamda da deneyler yaparlar. Evet uzay mekiği onu da az önce gösterdik. Şu uçağa benzeyen uzay istasyonlarını malzeme taşır. Yörüngelere uydular yerleştirir ve uyduları onarır. İlk defa 1881'de NASA tarafından kullanmıştır. Evet gelelim uzay araştırmalarının yeryüzündeki faydaları. Yani birçok araç gereği işte uzay araştırmaları için yapılmıştır ama günümüzde kullanılıyordur. Mesela alüminyum folyo, diş teli, teflon uzayda kullanılabilen tükenmez kalem, uzay tasarım giysiler uzay için tasarlanan ürünlerdir ama bildiğimiz gibi günümüzde de bunları kullanıyoruz. Ee, peki uzaya ne kadar uydu yollamışız, ne kadar biz yollamışız, ne kadar diğer ülkeler yollamış? Tahmin edildiği gibi bundan işte yaklaşık 5-10 senelik önceki bir kaynaktan aldığım bilgiye göre ABD her zamanki gibi bir numarada ve 576 tane uydu yollamış. Bundan sonra Çin geliyor 181, Rusya 140, Japonya 55, İngiltere 39. Hatta Hindistan, Hindistan sanki hepsi aç gibi geliyor ama değilmiş demek ki. 31. Kanada, 27. Almanya, Almanya, 23. Ve biz Türkiye, 6. Gerçekten kıskanıyorlar biz herhalde. Evet devam edelim. İlk insansız araç 1959'da Ruslar tarafından yollanmış uzaya. İnsanlı olarak ise Yuri Gagarin ilk defa uzaya gitti. Ama bir yere ayak basmadı. Sadece yörüngede döndü geri geldi. 1961'de oldu bu olay. Ay'a ilk çıkan ise 1969'da Apollo 11, Neil Armstrong. Tabi Neil Armstrong tek başına gitmedi. Bunlar 3 kişiydi. Aynı zamanda Edwin Aldrin ve Michael Collins 3 kişiydi 1 ve ikinci numara ayak bastı bu üçüncü numara ayak bastırmadı ama ilk ayak basan Neil Armstrong olduğu için tarihi o geçti. Evet uz uzay kirliliği bu e, az önce yazdığım ülkeler bir sürü e, uzaya araç yolluyorlar bunlar tabi bir süre sonra zamanı geçiyor aynen bir elektronik aleti aldıktan sonra bir süre sonra zamanının geçmesi gibi. E bunlar ama yörüngeden geri alınamıyor. Yörüngede kalıyor. Dünya yörüngesi de dönen işlevini tamamlamış uydular. Çeşitli araçlar bozulanlar, birbirine çarpanlar, meteorlarla çarpışanlar bunların hepsi uzayda bizim yörüngemizde dönmeye devam ediyor. İşte bu olayı uzay kirliliği deniyor. Son olarak da yani biz uzayı bilimsel olarak hep inceliyoruz. Bir de bilim dışı olarak da inceleyenler var. Astroloji var. Bilim olarak kabul edilmiyor. Astrologlar da bilim adamı olarak, bilim insanı olarak kabul edilmiyor. Ama doğum günü bilgileri ve gök cisimlerine göre insan karakteri ve yaşayacakları ile ilgili tahmin yapıyorlar. Buna astroloji deniyor. Astrologlar bununla ilgileniyor. Ama dediğim gibi bilim olarak kabul edilmiyor. Bir sonraki konuda daha böyle uzayla ilgili diğer ikinci bölümü anlatacağım. Bugünkü dersim bu kadar. Merhaba bugün 7. sınıfın 1. ünitesinin 2. bölümü yani gök cisimlerini anlatacağım. Gök cisimlerinde ilk olarak yıldızdan bahsedeceğim. Yıldızı düşündüğümüz zaman ilk aklımıza gelen güneş olmalı. Güneşin özelliklerinin hepsi yıldızların özellikleriyle haliyle bir yıldız olduğu için, güneşte aynı olduğu için aklımızda daha kolay kalır. Öncelikle güneşte olduğu gibi yıldızlar bilindiğinin ya da çizildiğinin aksine küresel cisimlerdir. Canlı değildir fakat Doğar, büyür, ölür. Doğar derken oluşur. Büyür derken gelişir. Aynen bir kimyasal tepkime. Ölür derken de o kimyasal tepkime biter. Buna doğar, büyür, ölür der. Test sorularında da böyle karşınıza çıkar. Güneşin olduğu gibi ısı ve ışık kaynağıdır ve yıldızlar güneş bize çok yakın olduğu için yanıp sönme gibi bir durum yok ama hem dünyadan çok uzak oldukları için ışıkları titreşir gibi yani yanıp söner gibi görünür. Hidrojeni helyuma dönüştürür. Zaten bu şekilde enerji üretir ve bu enerjiyi uzaya yayar. Hidrojen başka bir element, helyum başka bir element olduğu için bir farklı elementi farklı elemente dönüştürdüğümüz zaman çekirdek tepkimesi olması gerekiyor. Yani bunun çekirdeğinin parçalanıp içindeki proton sayılarının değiştirilmesi gerekiyor. O yüzden bu çekirdek tepkimesidir. Oluşturdukları enerjiyi yayarken kütlelerinin sadece %1'ini e, harcamış olurlar. Yani o enerjiyi üretmek için o kadar fazla kütle harcamıyorlar. Yıldızlar molekül bulutlarından oluşur. Bu molekül bulutlarına biz bulutsu diyeceğiz. Aynı zamanda diğer ismi nebula'dır. Yani nebula da bulutsu demektir, molekül bulutu demektir. Bu bulutun yoğun kısmı merkeze çöker ve bu kendi çevresine dönerek Tekrar biraz böyle katılaşmaya başlar, yoğunlaşmaya başlar ve yıldızı oluşturur. Tabii bu molekül bulutlarının tamamı yıldıza dönüşmüyor. Çok fazla geniş bir alandaki molekül bulutunun içinden birkaç tane yıldız oluşabiliyor. Evet o bulut suları da beşe ayırıyoruz. Yansıma bulut suları, salma bulut suları, karanlık bulut suları. Gezegenimsi bulutsular ve süpernova kalıntıları. Süpernova yıldızların patlaması demektir. Ve yıldızlar patladıktan sonra e, gaz ve toz bulutu da oluşturur. Ve bunlara da bulutsu denir. Çünkü zaten bulutsunun genel olarak tanımı gaz ve toz bulutlarından oluşan e, bir alandır. Evet yıldızlara devam edersek yıldızların rengine bakarak yıldızların e, yaştı mı çok enerjiye sahip mi bunu anlayabiliriz. Eğer beyaz ve mavi ise çok sıcaktır ve genç bir yıldızdır. Sarı renkte ise orta sıcaklıkta orta yaşta. Kırmızı ise az sıcaklıkta ve gitgide yaşlanmış demektir. O renklerine bakarak bunları anlayabiliyoruz. Tabi gökyüzüne baktığınız zaman o çok küçük nokta nokta gözüken yıldızların renklerini anlayamıyorsunuz. Bu bilgi olarak aklınızda kalsın. Güneş ise sıcaklığı sarı turuncu renkte olduğu için orta sıcaklıkta ve orta yaşta bir yıldızdır. Şimdi kuyruklu yıldızdan da bahsedeceğim. Normalde kitabınızda yok ama bunun isminden de yıldız olarak geçtiği için bundan da bahsedeyim. Belki test sorularında çıkabilir. Kuyruklu yıldız en başta bir yıldız değildir. Ee, diğer ismi kirli kartopudur. Aynen kirli bir kartopuyu düşünün. İçinde taş olabilir, kum olabilir, çakıl olabilir ve bu belli bir yörüngede hareket eder. Belli yörüngede hareket ederken Güneş'e yaklaşırsa ısınır ve bu buzlar erir. Eridiği zaman arkasında aynen bir kuyruk gibi gözükür. Ve o yüzden buna kuyruklu yıldız denir. Aslında e, kirli kar topu gibi donmuş kayalardan, topraktan oluşan bir yapıdır. Ve bunların en önemlileri Halley, Halle Bob, Ikea Zank'tır. Biz en çok Halley'i görmüşüzdür. Halley markalı işte çoko prens çikolata tarzında şeyler vardır görmüşsünüzdür. Halley bizim dünyamızdan da 76 yılda bir geçer. Ve ancak yet, bir defa gördüğünüz zaman 76 yıl sonra tekrar görme şansımız olur. Evet, yıldızların büyüklüğüne göre farklı isimler verilir. Mesela yıldız Güneş'in yarısından küçükse buna beyaz cüce denir. Beyaz cücenin dışında diğer yıldızlar yani daha büyük yıldızlar güneş kadar büyük olan yıldızlar ise az önce bahsettik etrafa enerji yazma, yaymak için hidrojenlerini helyumlara, helyuma dönüştürür. Ve bu esnada kabukları gitgide genişler bu tepkime sebebiyle ve kendilerinin 50 katı kadar büyüyebilirler. Bu 50 kat büyüdükleri zaman da kocaman bir hal alırlar. Kocaman hale aldıkları zaman biz nasıl ki rengine bakarak bunların yaşlarını veya enerjilerini fark ediyorduk. Dış kısmı soğumaya başlar iç kısmına göre soğumaya başladığı için kırmızı rengi alır çünkü sıcaklığı az olan yıldızlara biz kırmızı renk alıyor demiştik. Kırmızı renk aldığı için buna kırmızı dev denir. Yani kırmızı deve dönüşür. Beyaz yüce demek ki güneşin yarısından küçük olanlar bu büyüyenler gitgide tepkime sebebiyle kabuklarını büyütenler ise kırmızı devdir. Yıldızlar büyüdü en sonunda kırmızı dev olduktan sonra belli o ölür dediğimiz kısma girer. Ve o kısımda da patlar. Bu yıldız patlamasına süpernova denir. Az önce bahsettik süpernova ile bulutsu oluşabiliyordu. Yani gaz ve toz bulutlara biz buna bulutsu diyoruz. Aynı zamanda bakın dikkat edin her zaman değil. Bazı zamanlarda da kara delik oluşur. Kara deliği filmlerde vesaire görmüşsünüzdür. Kocaman bir delik etrafındaki her şeyi içine vakumlayarak çekerek yutuyor. Nereye gidiyor, ne yapıyor bilinmiyor. Stephen Hawking en çok kara delikler hakkında çalışmalar yapılmıştı. Çok bilgimiz olmayan bir şey. Ve kara delik patlayan yıldız kütlesi merkeze doğru çekilir. Sonunda tüm kütle e, bu noktada toplandığı için kütlenin hepsini çeker, etrafındakileri çeker ve hepsini yuttuğu için buna kara delik denir. Evet, takım yıldızları, yıldızların konumları değişmez. Yani yıldızlara göre yön buluyorsak bir yıldız kuzeyde ise hep kuzeyi gösterir. Farklı bir yöne gitmez. Ve bu yıldızlar birbirlerine göre konumlarını da değiştirmez. O yüzden kümeler halindeki bu yıldızlara takım yıldız denir. Biz takım yıldızlarını tarih boyunca neye benziyorsa o isimle adlandırmışız. Örneğin ejderhaya benziyorsa onun adı ejderha takım yıldızdır. Kuzey tacı, taca benziyorsa. Küçük ayı, büyük ayı, orion, avcı. Bunlar en çok bilinenler. Bunun dışında aklınızda kalması için Bildiğimiz 12 tane burç bunların hepsi birer takım yıldızı ismidir. Yani akrep, yengeç, aslan, yay bunları da duyarsanız bunlar da 12 tane takım yıldızını aklınızda tutmasını kolaylaştırır. Şimdi bu takım yıldızlarından birkaç tane göstereceğim. Eğer takım yıldızını biliyorsanız örneğin şurada birkaç tane var. Bakın küçük ayı ve büyük ayı birazdan bunu daha büyüğünü göstereceğim. Kuzey tacı tabi bunu bir ters çevirerek düşünmen lazım taca benzemesi için. Ejderha, e, bu da çoban, şu Orion bu biraz fazla benziyor. Evet diğerleri o kadar çok e, benzemiyor ama insanlar vakti zamanında böyle isimler vermiş. Bu da ku kuğu. Bakın kuğuyu çizdiğiniz zaman etrafına daha çok anımsatıyor. E, küçük ay ve büyük ay hakkında da günlük hayatta belki işinize yarayabilir. Kutup yıldızını nasıl bularım bulurum derseniz küçük ayı bulduktan sonra küçük ayının kuyruğu kutup yıldızdır. Büyük ayı nasıl bulurum derseniz onu kafanızda gözünüzde bir hayali bir çizgi çizerek büyük ayıya ulaşabilirsiniz. Bu şekilde küçük ayı ve büyük ayı bulabilirsiniz. Evet uzayda mesafelere gelince ışık yılı aklımıza geliyor. Işık yılı ile ilgili daha önce şöyle bir soru gelmişti. Mesela zaman birimleri hangisi zaman birimi değildir diye bir soru gelmişti. Üzerinde yıl yazdığı için sanki zaman biriymiş gibi algılanabiliyor. Ama bu bir mesafedir. Yani yol birimidir ışık yılı. Türkçesi de ışığın bir yılda aldığı yoldur. Işığın süratini önce bilmeniz gerekiyor. Örneğin ışığın hızı. 30 bin kilometre bölü saniye. Saat değil bu saniye. Saat olsaydı H harfiyle gösterecektik zaten. Saniye demek ki bir saniyede 30 bin kilometre gidiyor. Bir yıl boyunca aldığı mesafe ise ışık yılıdır. Çünkü uzaydaki cisimler kütleler arasında çok fazla çok geniş bir alan olduğu için çok fazla mesafe vardır. Kilometre ile bunu tarif etmemiz mümkün değil. Eğer kilometreye dönüştüreceksek de bir ışık yılı 9,46 çarpı 10 üzeri 12 kilometre kadar bir mesafeye karşılık geliyor. Evet gökada yani galaksi. Gökada galaksi demek birçok yıldızın bir arada bulunması ama bunun yanında aynı zamanda toz ve gazların da beraber karışımı. Yani çok geniş bir alandan bahsediyoruz. Galaksiler şekillerine göre 3'e ayrılıyor. Eliptik, oval galaksiler, sarmal galaksiler ve düzensiz galaksiler. Biz bunlardan sarmal olanla ilgileniyoruz. Çünkü Samanyolu bizim içinde bulunduğumuz galaksi sarmal bir galaksidir. Merkezden dışarı doğru kol, kollar genişler ve merkezi parlaktır. Eliptikte ise merceğe benzer. Nasıl merceğe benzer? Şöyle teker teker gösterirsek. Bakın bu eliptiktir. Aynen göz merceğine benziyor. Şöyle bir şekil. İnce kenarlı merceyanım satıyor. Bu daha çok yaşlı yıldızların bulunduğu, kırmızı yıldızların bulunduğudur. Sampiero örnek olarak verilebilir. Tekrar gösteriyorum. Eliptik, oval olan merceğe benzer. Bakın dallanma yok çünkü bunu en çok sarmalla karıştırılıyor. Sarmalda kollar oluşacak ve bu kollarda e, gezegenler ya da yıldızlar bu kolları oluşturacak. Bizim de zaten dünyanın bulunduğu bunlardan avcı koludur. Şimdi ona geleceğim. Sarmalda ise merkezden dışarıya doğru kollar var. Böyle. Bakın merkezi parlak. Şöyle kollar oluşuyor. Şöyle dışarıda kollar. Bizim içinde bulunduğumuz dünyada bunlardan örneğin bu avcı kolu olsun. Avcı kolunun içinde. Sarmalı olan. Düzensizi tahmin etmek çok zor değil. Çünkü zaten düzensiz bir yıldız, gaz, toz bulutu şunun gibi bir yapı. Düzen yok. Zaten diğerleri arasındaki farkı bulduktan sonra bunu tahmin etmeniz çok zor değil. Evet bizim güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin yani gök adasının avcı kolunda yer alan bir sistemdir. Onun içinde de dünya işte güneşi uzaklığı üçün, uzaklıkta üçüncü olan bir gezegendir. Şimdi uzay, dünya ve evrenin birbiriyle olan ilişkilerinden bahsedeceğim. Şimdi baktığımız zaman dünya bu, atmosferi bu. Uzayı tarif ederken ise aynen şöyle tarif ediyoruz. Dünyanın dışında kalan evrene uzay denir. Yani bu kısım atmosferden sonraki kısma biz uzay diyoruz. Peki evren ne? Evren uzayın tamamı ve dünyayı içine alan kısım. Şöyle basit bir matematik işlemi yaparsak yani dünya artı evren pardon artı uzay eşittir evren. Zaten tanımını yaptığımız zaman uzayın tanımını nasıl yapıyorduk? Evrenin dünya dışında kalan kısmı. Yani ben burada matematik işlemi gibi uzayı yalnız bırakır. Dünyayı karşıya atar ve eksi olarak atarsam artı durumda olduğu için. Uzay eşittir evren eksi dünya. Evet uzayın tanımı çıktı. Evrenin dışında dünyanın dışındaki evrene uzay denir. Buradaki tanım gibi. Bu şekilde bir bağ kurabilirsiniz. Evren her şeyi içine alır. Uzay dünya dışındaki evrendir. Dünyada bizim yaşadığımız gezegen uzayla birleştiği zaman evreni oluşturur. Evrenin oluşturur dedik. Evren nasıl oluşmuştur? İki tane teori vardır. Bu teorilerin birincisi 1600'lü yıllarda Newton tarafından ortaya atılmıştır. Diyor ki evren hep vardı var olmaya devam edecek ve bir değişikliğe uğramıyor. Sabit evren fikridir Newton'un ki. Evren hep vardı. Hala bundan sonra da var olmaya devam edecek. O dönemler bu kabul ediliyordu. Çünkü başka bir fikir yoktu. Ama 1920'li yıllarda George Lemaitre tarafından bir fikir ortaya atıldı. Dedi ki evren bir patlama sonucu oluştu ve bu patlama nasıl normal bir bomba patladığı zaman etrafa yayılırsa bu yayılmayla halen şu an da devam eden bir yayılmaya sahip bir oluşumdan bahsediyor. Buna Big Bang, Big, Big Büyük demek, Bang de patlama demek, büyük patlama teorisi denir. Ve evrenin başlangıcının bu büyük patlamayla olduğunu, ondan sonra da yayıldığını ve hala genişlediğini söyler. Bunu bu görüşü şu an kabul edilen görüş çünkü Hubble teleskopundan bahsetmişti. Hubble gök adalar e, takım yıldızlar arasındaki mesafelerin birbirinden uzaklaştığını görmüş. E bu durumda da aynen bir balonun bir noktasına işaret koyduğumuz zaman ve onu şişirdiğimiz zaman bir tane işareti şuraya koyalım. Nasıl ki o genişler, bu iki tane yıldız ya, ya da takım yıldızı birbirinden uzaklaşırsa. Balon söndüğünde yaklaşırsa evrende aynen o şekilde genişlemeye devam ediyor. Bu George Lametre'nin fikri Hubble tarafından, Hubble teleskobunun yapan kişi, Hubble teleskobu tarafından gözlem sonucunda da kanıtlanmış ve şu an e, bilinen görüş. Evet konumuz bu kadar. E, hepinize başarılar, iyi çalışmalar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.